Haftanın sayıları en az kart. Antalya Kayseri Volkan Bayarsan. Tek sarı kart. Şu tek sarı kart göstermiş adama 2 yıldız verdin diyorsun bana işte. Ben bir şey de başka bir şey görmüyorum. Mesela şeyde 3 yıldız verdi, nasıl verdim diyorum. Yani o bir, yani yorum yani. Yorum sen, peki. Şey en az faul Trabzon Adana Demir Abdülkadir Bitigen 23. 34 faul var Giresun Karagümrük yani Kadir Sağlam. En az faul çalanla en az kart gösteren sen 2 yıldız verdin. Yani. Yıldız sistemimi haftaya gözden geçireyim ben. En çok kart İstanbul Sivas Halil Umut Meler 8 sarı kart. Toplam 8 kart daha doğrusu. Sayılara dair söyleyeceğim bir şey var mı? En çok faulü de söyle. Evet Kadir Sağlam 34 faul. Bu haftanın yani rekor. Çünkü niye dediğin gibi işte pek çok 12. kuralda çok ciddi hataları oldu gerçekten. Penaltısından sadece penaltıda değil sahanın her yerinde faulde bayağı hatalar yaptı. Kor programı mı bozdu yoksa bu? Kadir Sağlam'ın kor programına gitti ya o mu bozdu? Kor programı da bir döndü böyle mi oldu? Aman Cihan Aydın da bozulmasın da çok iyi gidiyor Cihan. Cihan Aydın? Geçen hafta da Kasımpaşa maçındaydı ya. İroni işte, mi yapıyorsunuz? Yok hayır en azından böyle Kadir de çok iyi başladı ya. İyi gidiyor derken ironi mi yapıyorsun? Yok Cihan Aydın genel olarak iyi gidiyordu zaten. Senle bir gün oturalım biz bir maç seyredelim ya. Bence de iyi olur. Biz ya aynı hakemleri konuşmuyoruz. Cihan Aydın'a sen seyredelim. Niye Cihan Aydın'a bak bir şey söyleyeyim. Biz ya aynı hakemleri konuşmuyoruz. Şey Cihan Aydın'ı sen beğenmedin sözüm mi geçen hafta? Bak bak. Ya biz aynı hakemleri konuşmuyoruz ya da aynı maçları seyretmiyoruz. İkisinden biri yani. Biz sadece isimlerde mutabıkız o kadar. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da neler olmuş? Avrupa'daki sayılar. En az kart West Ham, Aston Villa, Fulham, Arsenal, Leipzig, Gladbach. Birer sarı kart orada da. En az faul 5 büyüklük içerisinde en az faul West Ham, Aston Villa maçında oldu. Yani hep İngiltere'den alıyoruz bu örnekleri. En evet. Az en az kavramlarını. Evet. Genellikle oradan alıyoruz. En çok faul Lyon, Lille maçında. Bu maçın da ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarı 3-3 bitti. 3-3 bitti değil mi? İnanılmaz maç. En çok kart Elche, Valladolid. Ve Lille Lyon 9 tane kart pardon Elche Valladolid'de 12 kart oldu rekor. Lille Lyon'da da 9 sarı kart oldu. Kim Elche Valladolid şey mi yine o meşhur İspanyol mu yönetti? Yok Lahoz değil. Lahoz değil. Lahoz değil. Lahoz'a benzer birisiydi. Şey Cem diyor ki reklama mı gideceğiz? Yok 9 Şubat'ta açıklaması var. 2 takım düşecek. 2 takım çıkacak. 3 takım çıkacak. 22'ye çıkacak diyor. 20 takıma çıkacak seneye diyor. Normalde ben şimdi sen bana bunu sorunca 4 takım düşecekti ya. Tamam normalde evet dinliyorum ben o, seni abi söyle. Antep ve Hatay ligden çekilip böyle bir karar alınca 4 takım düşmekten ziyade 2 takım düşecek dendi. Tabii sözlü olarak bu söylendi ama bununla ilgili bir karar. Resmi karardan bahsediyorsun. Evet resmi karardan bahsediyorum. Hani çünkü şunu var kulüpler bu sene düşme kalksın diye çok baskı yapıyor. Ha o başka. O yüzden ben diyorum bunu ben. Duydum. Sen de sorunca Allah Allah dedim. Yani, yok ben de duydum. Başka dinledim yani, ben zaten. Şimdi sen takım resmi, diyor resmi takımlar... bir şey biliyor musun? Resmi bilmiyorum. Ha. Bu sözlü bir açıklama. Ama yani as beyan kabul edilir mi? Ki başkanın söylediği aslında edilebilir. Beyan da kabul edilebilir yani asıl olan beyan. Şundan dolayı? 3 takımda çıkınca... 22'ye tekabül et. Tabii 22 olacak düşürme olmazsa. Bunu da şundan dolayı takımların çok fazla bu işte Antep ve Hatay'ın durumundan dolayı hükmen mağlubiyet işte önceki maçlar adaletsiz oluyor şöyle oluyor böyle oluyor çok farklı görüşler oldu. Bu yüzden de belki kaldırılabilir diye netleşmedi gibi konuşmalar olduğu için söylüyorum. Yani karardan dönülebilir gibi konuşulduğu için söylüyorum yani. Doğrudur çünkü playoff falan da böyle. O da konuşuldu evet o da çok konuşuldu ama. Resmiyete kavuşmuyor. Hocam biraz görüntü izleyelim mi? Biraz izleyelim. İzleyelim. Önce Fenerbahçe'nin Sevilla deplasmanında yediği ikinci golü izleyelim. Avrupa'da neler oluyor onları da getireceğiz. Hani maçlarda nelerle karşılaşılıyor sevgili izleyiciler. Hem Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, La Liga, Serie A bu karşılaşmalarda bu liglerde neler olmuş onlara da bakacağız. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'u da ikinci maçlarda başarılar diliyoruz inşallah. İyi sonuçlar alınlar. Sevilla'nın attığı ikinci gol hocam. Ben bunu senden rica ettim. Dedim ki dur oraya attı Sevilla ikinci. Şimdi oraya top çıktığı anda biz hani verdi. Hiç başka bir şey göstermeyelim arkadaşlar. Evet. O ilk anı gösterelim. Size i̇lk zaten. Sola top ilk gittiği an pozisyonun başladığı anı rica edelim. Offside kamerasından evet. Gösterdiğinde top ayakta. Biz orayı konuşacağız zaten. Biz orayı konuşacağız zaten. Evet geliyor şimdi.
Çıktığı anda duralım. Dokunsun. Devam edelim. Şimdi duralım. Tık. Evet. Şimdi kalsın burada. Şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. Aleyna da burada. Hepsine soralım. Ofsayt mı değil mi diye. Sana göre, bana göre, oraya göre farklı farklı kararlar çıkar. Kesinlikle. Çünkü bakıyorsun, ya diyorsun ki Ferdi ile golü atan futbolcu karşısında. Ferdi'nin bir kere pazısı topundan önde. Yani topuk kaleye daha yakın. Ama öbür tarafta futbolcunun pazısı Ferdi'nin topuğundan ileride gir. Her şeye kabulüm. Niye çizmiyorsun? UEFA'da yeni talimat mı var? Bu çok mu net ki? Asla çok netlerde değil. Bile tek çizgi tabii, çiziliyor. Tabii. Bak, tek çizgi çiziliyor. Niye burada çizilmedi? Ve gerçekten samimi söylüyorum. Hani bir Türk futbol sever ve taraflı gözle bakan bir nokta değil mi? Gerçekten offside gibi de duruyor yani. Şimdi niye? Yani bana sorsan şimdi burada anket yapacağız dedin ya. Ben offside'dan yana kullanırım aklımı yani. Bak şu Fenerbahçe atıyorum Kayseri maçı. Fenerbahçe işte Adana maçı. Hele çizilmesin. Oldu. Çizilmedi. Fenerbahçe. Şimdi hiç Fenerbahçe bu pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı mı, ben mesela ona şaşıyorum. Yok. Ya bu öyle böyle bir pozisyon asla değil. Asla değil. Aynen asla değil. Yani bu sindirilecek ya, doğru vermişlerdir. Yok. Yok canım, sen ispat et bana, bu göster. Bu teknoloji varsa tabii canım, bana bunu göster. İspatlayacaksın. Göstereceksin bana bunu tabii ki. Bu nedir? Ve bu offside'sa skor 1-0. Tabii değil canım. 2-0. Aynen. Ya böyle bir şey var mı? Bu pozisyon UEFA ya çizildi de biz mi görmedik? Ben mi yok, görmedim? Yok yok, çizilmedi. Eminiz yani, net çizilmedi yani. Hı. Göstermediler. Kim bunun varı avarı? Bakarım şimdi. Bir tane başka bir pozisyon belki daha var hocam. Şeydir. Bırakmıştır hakemliği. Daha bırakamaz, onlar görev. Ama bence UEFA hani bu bir hata. Tabii, UEFA tabii. Bıraktırtmıştır şimdi ona. Ceza vermişlerdir. Niye çizmediler diye. Onun yo, hakemliği bıraktırtmıştır UEFA. Yani. Aynı bizim uygulamamızı yapar UEFA. Bizim uygulamamız. Eğer hocam, bak sana bir şey söyleyeyim. Şu VAR hakeminin adını soyadını ülkesini alın. Fransız da şeyi söyleyeceğim, ismini söyleyeceğim. Mesela Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi falan. Vatili diyor. Önümüzdeki maçlardan herhangi bir görevi olmazsa ben Fırat değilim. Yine görev verirler. Verirler canım, verirler. Yine verirler. Verirler. Yani şunu söyleyeyim. Doğru bir şey yapıyorlar anlamında demiyorum. Bakış açısı olarak. Hakemini korumak ve kollamak. Tabii. Bakış açısı. Ama şu anda bence konuşulması gereken şu. Hakem bunu niye çizdisi mi? UEFA gibi koskoca organizasyonda sen bu, nasıl çizilmez? Bu kadar aydınlatılması gereken böyle bir pozisyonda teknoloji varken nasıl olmuyor? Bununla ilgili sen bir açıklama yaptın mı UEFA olarak? Yok, yapmadım. Niye yapmıyor? Biz. Niye yapmıyor? İşte bunu biraz da dillendirip baskıyı da bizim yapmamız lazım. Niye nasıl böyle bir karar verirler? Yani mesela niye ben Fenerbahçe ya bu pozisyonla ilgili kritik bir pozisyon. Yani bu çizginin çizilmemesine anlam veremedik. Kurumunuz tarafından açıklama istiyoruz. Evet, evet. Hatırlıyorum. Nasıl İngiltere'de 24 saat içinde bütün maçlarla ilgili pozisyonlar açıklandı? Hangi ülkede? Fransız. Ya Fransız. Var da Fransız. Hayır, ben şeylerini de isteyecektim. Konuşmalarını da isteyecektim. Ha, var kayıtlarını da istiyorum. Ama Fransızca olduğu için.